sağlam kafa, sağlam bedende bulur. Herkeste var sanma, kimse de bulunmaz, bir bende bulunur. Koş evine yavrum, dedenle bulunur. Allah Allah, sen de mi uğraşacaksın ya?
Kapısı burada. Ne oldu bizim insan? Ya şimdi nasıl oldu? Şimdi sen 7 yaşına 17 geçireceksin. 22 olduğu yaşında. İşte buradan ha. Şimdi de öğlen geleceğiz. Ya 22'den 12 yapacağız. Toplam 264. Oha ne? Oha! Ne? 200 ben? Almıyorum lan kızı. Almasan alma lan. Almıyorum. Pazarlıkta gel. Gel şey. Almıyorum. Kızının acısıdır, içimdeki bu sızın. Benim gül gibi kızım, hava civaya gitti. Eyvah ki ne eyvah, hem de ne eyvah. Eyvah ki ne eyvah, hem de ne istiyoruz efendim.
gençliğimle, şu güzelliğimle, 18 yaşındayım, 1.78 boyunda, 58 kiloyum, Allah sizi inandırsın. Gencim, güzelim ama yapayalım. Çok da bir şey istemiyorum. Hem genç kızın istediği şeyler istediklerim. Efendim, Mustafa eşimde aradığım vasıflar. Ay, boy uzun olsun, yakışıklı olsun. Ay, çapkınlıktan, içkiden, sigaradan, kumardan uzak olsun. Evine bağlı olsun. Ay, gözüm benden başkasını görmesin. Teklifim samimi ve ciddidir. Taliplerimi Manolya rumuzuyla bekliyorum. Ah Hulusi, vallahi bu mantık tam bana göre bir şey yaptı. Ya bunu etkilemek için ona bir mektup yazmak lazım. Fakat kim yazacak? Yazar mıydınız mektubu? Aşk mektubu çok etkili. Kim yazar, kim yazar? Otelci dostum Dursun yazar bunu. Kendisi de orada. Selamünaleyküm. Otelci dostum Dursun. Yoo. Merhaba. Kaptırım ya. Valla ne yapayım, evde oturup dururdum. Birden düşündüm. Ulan benim en sevdiğim arkadaşım kim? Benim kanki toşkom kim diye düşünürken birden aklıma kim geldi? Bil bakalım. Zor değil de kim geldi de bakalım. Otelci dostum Dursun gel. Ya, hoşuma da gitmiyor değil de. Ne izledin söyle bakalım. Şimdi sen bana öyle bir aşk mektubu yazıvereceksin ki okuyan kişi nah şöyle şurasından vurulu verecek bak. Kız kimle? Kız. Ya oğlum kızı ne yapacaksın? Sana ne kızdan ya? Ya sen mektup yazacaksın. Oğlum ben kızın ismini, cismini bilmeden nasıl yazdıracağım mektubu? He, sen onu diyor. Ben o konuda sana yardımcı olabileceğim. Al şurada bir koyacağım ya. Yazarsın sen. Neyse. Kapıda ayağa gel. İşte bana bunlar da gel. Zor olacak emme. Neyse. Zorlu bir şartlar ha. Boyum, kilo, fit. Yüz dönüm musluk. Bin zeytin ağacı. Denizde yatı, pazarcıda evim, yaylada müsaade evim. Yeter mi lan? Lan, bacağında 5 dönüm avokadolık da yazdı. Yazayım be. Çok da sıkı vermeyeyim ben. Önce Yok, ne alakası var lan? Lan gel, gelmedin buraya.
gel. Gelmemiştir yani. Bir bak hemen. Ben. Of. Ya oğlum, resmi düşüreceksin elini, her şey olacak. Bir bakayım. Oğlum, bu ünlü sanatçı Şermin Şakrak'ı ya. Hakikaten. Harbi lan. Yok lan, yok. Yok, Şermin Şakrak'ın saçı böyle bu yanda, onunki bak bu yanda. Görüntü benziyor ama. Benziyor. Lan bu Gülten yengemiz. Ne bileyim, yanlışlıkla sana Şermin Şakrak resmini gönderilmesi. Yok lan, yok. Gönderdim. Yanlış değil, olmaz. Olmaz ya. Yani, değil, gönder. Gönder. Gel, gönder. Gel, merak edin. Lan Ziya, yengemiz. Şu resimdeki gibiyse, orada 10 dönüm kafalımızı basın. Ne oldu lan? İmran çekil. Bir bakayım. Oğlum cennette tatilat markanın bu taşı mı? Yengemiz bu resimdeki gibiyse, benden de Alem Terikli bisiklet! Yengeyi gezdirirsin, mıyım yengeyi? Ya oğlum, bu taşı patlat oğlum. Ya, ben yengemiz bunun gibiyse, benden de Atakama. Kapıcın lan, hayır duası. Lan oğlum, bak şimdi. Şimdi yengeniz gelecek. Çok da zengin birisi. Ama şimdi nezaketen benim ona yol parasını en yollamam lazım. Hadi bakayım arkadaş dedi. Parayı peşin verir. Pamuk eller cebe. İbrahim çekil, ben çekilmem. Oğlum yengemiz böyleyse ayrı diyorsun. Bir yüzlükte benden çalıştım. Dur lan. Ben siz ne yapıyordunuz efendim? Anne. Bir 35'lik de benden. Dur lan. Benden de bir eşit de açtık ya. Ooo. Ya da senin kaçınma.
ya bey. Evet. Gecelik kıyışın aslına. Hanımefendi. Peki. Haydi. Sizden bir açıklama bekliyorum. Yanınızdaki kadın kim? Anne bayan kim olacak? Ya! Ya! Sen bana çöpsüz üzümüm demedin mi? Hayır sen benim anneme çöp. De! Yazılanlara göre hani diyorum senin saçlar sarıydı. Ay o seni işte yarın sarıya boyatırım. Ne olacak hayatım? Gözler, lacivert demiştin. Şaşı çıktı. Sen de bana kapalı dememiştin. Abi sen zengindin. Sen de buraların en zenginiydik. Ne bugün yok, yarın olur hayatım. Tamam, hepsi tamam, hepsi tamam. Peki. Nerede o? Ha, şu bana gönderdiğin şu fotoğraf kim? Sen kim? Buyur. Ya aynı ben işte. Sadece makyajı biraz fazla yapılmış. Görüyorsunuz benim ayolum. Yalan mı söyleyeceğim? Şerbi şakaka benziyorsan suç benim mi? Gencim güzelim benziyorsun. Hadi canım sen de. Hadi canım sen de. Gir ya, gir. Ne var işimin gücümün arasında ya? Yeni mevki makamın mübarek olsun evladım. Özür dilerim hocam, hoş geldin. Hocam ben seni normal, sıradan bir vatandaş sandım. Kusura bakma hocam. Emret hocam, emret. Buyur. Buyur hocam, oturalım şöyle. Ben kurar oldu evladım. Sağ olun hocam. Bir şey içer miyiz? Bir şey ikram edeyim hocam. Yok. Aşk. Yaşlandım artık. Neydi? Sap derken saman diyor. Sen nasılsın? Bu Zahi Bey oğlum. Zahi değil hocam. Ziya hocam. Hocam Ziya da. Emret hocam. Bir emrim var mı? Emir olmaz. Ebu Rica Bey oğlum. Emir olmaz. Rica değil. Ziya hocam. Hocam buyur. Kale. Pek kuvvetli sen. Ebu Mahir Bey oğlum. Pek kuvvetli. Ziya hocam da estağfurullah hocam. Elimizden geldiği kadar işte. Bildiğin gibi kasabamıza birkaç gün sonra tren girdi. Benden de bu açılışlar nutuk atmamı istediler. Hayırlısı hocam ya. Evet hayırlısı da. Bir daha Hayırlısı da. Sen de bana bir nutuk yazarsan çok sevinirim ya bu paparazzi bey oğlum. Maşallah. Paparazzi, gazeteci hocam da. Bilmiyorum, becerebilir miyim hocam ben böyle şeyleri? Becerirsin Ebu, becerirmeyi olur. Becerirsin Ebu. Gazeteci Ziya da hocam, bir şey sorabilir miyim? Sor eyvallah. Hocam, bu kim demeye dilim varmıyor, bu ne? bu hocam, bu. Bak, bu şu. Bu. Cemaat. Azıcık. Sağ ol. Bir şey yok. Etkilenmiş. Yanından ayrılmıyor. Muhterem ve kıymetli hemşerilerimiz. Bugün kasabamıza gelen tren garba açılan penceredir. Bu pencereden Ziya girecek, nur girecek. Yalnız Ziya değil, daha başka şeyler de girecek. Medeniyet girecek. Bundan böyle malımızın değeri de artacak. Şu tünele, dağların arasında açılmış deliğe bakın. Gördüğünüz bu delikten yarın neler neler girecek. Geçen de ödeyecek, geçmeyen de ödeyecek. Hemşerim, benden feyz alasın diye nutuk çekiyorum, sen beni dinlemiyorsun ya. Evet. Maşallah. Hemşerim, eline geçirdiğin bu hazineyi iyi kullanırsan zengin olursun. Para kazanırsın. Her yerde itibarın artar. Yarın tren düz gidecek. Sen yeter ki tekniğini öğren. Ayağımıza kadar gelen bu malı iyi kullanalım. Yabancının malı değil, koyrak kullanalım. Bizim malımız. Hepimizin. Ortak malı.
Nur istikbalimiz! Nur istikbalimiz! Çok etkili konuştu. Konuşur. Çok derin bir alimdir. Her bir sözünde hikmet var. Ankara'dan gelenler bile onun gibi konuşmadı. Ne bakan, ne vali, ne belediye başkanı. Her bir sözü mermi gibi. İnsanın yüreğini işliyor. Ağzından bal damlıyor, bal. Efendim, hocanın konuşması öyle beğenilmiş ki nerede bir temel atma, nerede bir konuşma olduğunda hemen hocayı çağırırlarmış Cumhuriyet Bayramı kutlamaları. Çıktık açık dalında, 10 yılda hep savaştan, 10 yılda 15 milyon genç yarattı her yaştan. Muhterem ve kıymetli hemşerim, bugün burada kutladığımız bu cumhuriyet garba açılan penceredir. Garba açılan penceredir. Bu pencereden ziya girecek, nur girecek. Ziya girecek, nur girecek. Yalnız ziya değil, daha başka şeyler de girecek. Daha başka şeyler de girecek. Kasabaya gelen suyun açılış töreni. Su gelir gündür gündür, geldi haberi gündür. Bir damlacık tanır bakmaz, öldürürsen sen öldür. Bugün kasabamıza getirilen bu su hazinedir. Hazinedir. Eline geçirdiğin bu hazineyi iyi kullan. Her yerde itibarın artar. İtibarın artar. Çok etkili konuştu. Konuşur. Çok derin bir alimdir. Her bir sözünde hikmet var. Ankara'dan gelenler bile onun gibi konuşmadı. Ne bakan, ne vali, ne belediye başkanı. Her bir sözü mermi gibi. İnsanın yüreği işliyor. Ağzından bal damlıyor, bal. Kereste fabrikasının açılış töreni. Baltalar elimizde, uzun ip elimizde. Biz gideriz ormana, hey ormana. Hemşerilerim, bundan böyle malımızın değeri de artacak. Sen, sana diyorum, sen kereste diyorum, değer diyorum, sen beni dinlemiyorsun ya. Dinliyorum canım. Evet, amin. Sen de malının değerini bir hemşerim, bizim malı, hepimizin ortak malı. Çok etkili konuştum. Konuşun, çok derin bir alimdir. Hey, bir sözünde hikmet var. Ankara'dan gelenler bile onun gibi konuşmadı. Ne bakan, ne vali, ne belediye başkanı. Her bir sözü verdiği gibi insanın yüreği işliyor. Ağzından bal damlıyor, bal. Nur mu? Nur be oğlum. Hadi be oğlum be. Bir damacığım için evlendi benim.
Muhterem ve kıymetli hemşehrilerim. Bugün burada kurulan bu yuva modern bir yuvadır. Bu yuva garba açılan penceredir. Bu pencereden siyah girecek. Siyah girecek, kuru girecek. Yavaş, yavaş mı gidecek? Biri kapatırsın şu ocağı. Yalnız siyah değil, daha fazla. Medeniyet girecek. Okey. Hemşerim, değerimizi bağrımıza basalım. Basalım. İyi kullan, zengin oluyorum. Zengin oluyorum. Bu map hepimizin. Ortaklığı. Ortak yok. Bırakın lan. Birimiz var ondan bırakın. Birimiz yok. Nurdan gelecek, galiba açılan bu pencereden uzaktan değil, şuradan gelecek. Kasabamıza gelen işte bu malı, sakın hormonat kullanmamalı. Yabancı değil, kendi malımız, köşeyi dönen götürün malı. Cüvelik
Ya, hiç oraya koşun inek bu. Valla ne yapacak işte inek? Ben yavaş bir inek kopalayamayacağım. Vurmaz lan bu Halil abi. Gene ne yapmış? Yaşlanmış üst gitmemiş ya. Herhalde o. Ne? 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 Bilim bitmiş ne? Ne? Oğlum ona geç. Biz bir şey yapıyoruz. Doğru mu? Ne dedi? Bu ben. Evet. Kurtulgar Sinan kalkmış. Ne? Kurtulgar Hoca katiline. Ne? Allah Halila'ya uzun ömürle bilsin. Oğlum bak demedi deme. Yakında babam bu Halila'ya. Mal öyle. Mülkünü kaptı. Sana bak bakalım. Oğlum. Geleceğim deme. Ben geleceğim şimdi. Ulan gerekçe var mı? Aklım yolu bir de. Gideceğim bu karnının arasına. Çekeceksiniz ustalığı. Seni burada ince ince dolar. Diyeceğim. Der mi? Dersin. Yapar mıyım? Yaparsın. Ben gidiyorum. Hadi hadi anne. Daha kalın bir kadeh daha. Hep en güzel
Kilim ikimizin olsun dedi. Bugün
Aman canım. 30 yıl bekledim. Biraz daha beklerim. Sorma, anlatacağım, dur. Ne oldu? Ne oldu bak anlat. Çok geç kaldım. Bugün iş yerinde. Patron yoktu. Ne yaptı biliyor musun? Patronun tuvaletine gitti. İçerisi bir sıcak. Bir sıcak. Allah'ım zaten 3 gündür uyumamışım. İçim geçivermiş şöyle. Bir gözümü açtım Allah'ım. Koşa koşa zor yetiştim vallahi sonra. Neyse daha kendim buraya geldim. Geldin mi? Merhaba. Evet efendim. Gazipaşa Belediyesi'nin bana verdiği yetkililerine bak. Siz Ziya Akya, Zehra Hanım'la eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Efendim, evet. Bende idare hukukundan sınavım var zaten, anca yetişirim ben. Umarım, bir dakika. Efendim? İmza atmalıyız. Ya sonra atalım ya. Böyle bir puanlar test olsun. Ziya, aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Mektup mu bu? Mektup bırakmış bana. Bir tanem, az önce geldim, işe yetişmek için 6'da çıkmak zorundayım. Bu saatte yollar çok kalabalık, işe yetişemiyorum. Yarına inşallah yetişirim canım karıcığım. Yemekler için çok teşekkür ederim. İnşallah sabah görüşürüz. Öperim öperim, ebediyen sevinir. Zehra, aşkım ben geldim. Zehra çıkmış. Tamam. Mektup bırakmış aşkım, mektup bırakmış bana. Canım kocam, seni saat 8'e kadar bekledim. İşe geç kalmamak için gitmem gerekiyor. Seni o kadar çok özledim ki. Yarın görüşebilirdik ama annemlerle görüşmem gerek. Aylardır görüşmedim biliyorsun. Babam da hastaymış. Gülübü yaptım, dolaba koydum aşkım. Yalnız senin Zehra. Ziya. Ziya. Yine mektup bırakmış. Hayatım, dünkü mektubunu da duygulanarak okudum. Ülübü, harika okudun. Ellerine sağlık. Seni o kadar özledim ki. Zehra, ben geldim karıcığım. Zehra yok. Bakalım, yine ne yapmış bari. Ya, dün bana mektup bırakmamışsın. Artık beni iyice ihmal etmeye başladın. Fazla mesai yapacağım. Cumartesi pazar da evde yoktur. Yine mi? Karıcığım, ben senin üzerine gül koklar mıyım ki? Hem buna zamanın mı var ya? Niye yani ya? Zaman olsa beni mi aldatacaksın? Hem sen dün muzlukları açıp unutmuşsun. Allah'tan bir haftadır sular kesikti de evi su basmadı. Ya benim bu kahverengi kravatımı bir türlü bulamıyorum ya. Her yeri aradım. Hangi cehennemin dibine soktum bilmem ki. Bak gene yemek de yapmamışsın bugün. Ya evli miyim, bekar mıyım anlamadım ki. Zehra. Tabii ki. Zehra yok. Hocacığım. Artık beni iyice ihmal etmeye başladın. 4 gündür
kare izmaritleri gördüm. Masada da iki şarap kadehi duruyordu. Bu eve kimler gelip gidiyor yahu? Bir karşılaşsak, vallahi sana bunun hesabını soracağım ama... Zehra! Zehra! Gel. Canım kocam, sana büyük bir müjdem var. Öğrenince havaya uçacaksın. Çünkü yakında baba oluyorsun. Mutlu aile babamızın meyvesini karnımda taşıyorum. Doktor birazcık gibi olduğumu söyledi. Ziya, kim bilir sevinçten sen nasılsın? Yalnız senin Zehra'm. Ya pardon, affedersiniz hanımefendi. Allah'ı gördüğüm şey. Önüne baksana be! Görmedim hanımefendi, kusura bakmayın dedim ya. Ayakta mı uyuyorsunuz siz? Doğru Allah, doğru. Nereden bildiniz? Belli oluyor uzakta. Bilmeye gerek yok. Daha önce tanıştık mı sizi? Bilmem. Vallahi hiç yabancı gelmediniz de. Bana da biraz tanıdık geliyorsunuz ama... Ses tonu da tanıdık gibi. Evet. Bir dakika, tanıdım, bildim. Zehra! Ziya! Evet! Kocam! Dur, bir dakika. Dur! Önce şu babalık meselesini bir anlayalım ya. Biz seninle mektupla tanıştık, mektupla atıştık, mektupla barıştık. Ya bu çocuk ne çocuğu ya? Mektup çocuğu! Evet, demek ayrıldınız. Peki evet. Çocuk. Ne oldu? Çocuk. Adreste bulunamayınca babası geri postalandı. Muhtara teslim kızım. Mektup işleri olumsuz sonuçlanınca Ziya Bey'in başına neler geliyor? Hep birlikte izleyelim. Gidiyorum.
Otur hele otur. Talih kuşu kondu başıma Ziya. Seneye vereceğim. Nişantaşı. Kereste tüccarının kızı mehpare ile evlenir. İç güveyi soruyorum Ziya. İç. Ne iç ne? İç güveyi. İç iç. Bizim burada dıkmalık da derler şimdi. Da şimdi iç güveyi. O dıkmalığı ben bilmiyorum. Bizim oralarda öyle bir zanaat yok da. Ya oğlum. Kızı anasının babasının evinde yaşayacak. Yatacak. Kalkacak. Keyfine bakacağız ya. Tamam iyi güzel hoş da şimdi bu iç güveysinin elbet görevleri vardır şimdi ben bu görevleri bilsem. Ha oğlum burada görev yok. Kafanı sohallah kullanacağız ya kafamı. Topal ayağımaya koyacak mı böyle şimdi? Lan oğlum. Allah Allah burada ayağa gerek yok. He. Şimdi kalk ayağa. İzin izin. Yıkan, paplan, ailenin karşısına güzel çık. Hayatın kurtulacak Ziya. Ha, kafanı kullanmayı unutma ha. Bahar Hanım ve Ziya Bey Yıldırım'ın iki yakınıdır. Mutlu ailenin bir ziyaret geçiyor. Damat! Bana bak damat!
Gözlerimdeki ışıltıyı görüyor musun? Maalesef görüyorum efendim. Hmm, damat, biz senin karnını doyuruyor muyuz? Doyuruyorsunuz. Cebine 3-5 harçlık koyuyor muyuz? Koyuyorsunuz efendim. Üstüne üstlük seni üniversite mektebine gönderiyor muyuz? Evet efendim, gönderiyoruz. Bundan sonra 7.30 oldu mu doğru mektebinden evine. Anlaştık mı? Boşuna anlatma Cicişko. Görgün İstanbul temizli anlamıyor. Pardon siz ne zaman gelmiştiniz? Ne kadar zaman önce gelmiştiniz? Söyle de bir utansın. Yani nereden baksa dolu dolu 3 yıl olmuştu. Anlaşıldı, anlaşıldı. Ayol, nereye gidiyor bu damat? Damat! Damat! Damat adamı! Damat çağırıyor! Damat çağırıyor! Ay babacığım, anneciğim gitmiş olmasın? Aa kızım, hele bir gitsin, hele bir gitsin. Onun bacaklarını çağır diye ikiye ayırırım. Ay kocam neydi olsun babacığım? Ama sana koca İstanbul'da koca yok. Damat! Damat Şerif! Neredesin? Damat dedim sana! Tuvaletteyim. Bir de tuvaletteyim diyor. Tuvalette konuşulur mu hiç? Damat! Efendim? O ses neydi öyle? O ses şeydi efendim, oraya bir sanat eseri bırakmıştım da. Sifonu çektim üstüne de. Ay hayatım! Efendim? İyi ki misafir yoktu, rezil olacaktık yoksa. Ay! Sakin ol anneciğim. Damat! Efendim? O sifon öyle mi çekilir damat? Ya sifon bu ya, nasıl çekilir ki? Nasıl olacak? Yavaş yavaş, kibarca, asilce çekilir tabii ki. Öğrenemedin İstanbul terbiyesini. Ay ay ay. Damat! Efendim? Damat burada nerede? Damat! Burada nerede? Burada İstanbul damat! İstanbul ha! İstanbul! Bak, yeter ya! Başlayacağım İstanbul'umuza da şimdi ha, görgünüze de. Bu ne ya? Ziyacığım. Ya seni... Ziyan'a da başlayacağım. Damat Şerif! Senin damadının da Allah belasını versin. Tamam. Kocacığım, kocacığım dur bir saniye. Senin hocanın da Allah belasını versin. Okuttuğunuz mektebinde, gönderdiğiniz okulunda, doyurduğunuz mideni de benden bu kadar. Bitti ben gidiyorum ya. Bırak bitti. Benden bu kadar. Yüzünden hallice. Renginiz nasıl Ziya Bey? İç güveysinden hallice. Zengin eve damat girdin, kaynana aldız görünce, kalabalık görünce, kaçacaktım az fazla. Zengin eve damat girdin, kaynana baldız görünce, kaçtın karından dün gece. Yine bekarım böylece. Keyfimiz nasıl ziyaret? Bundan iyisi can sağlığı. Keyfimiz nasıl ziyaret? Bundan iyisi can sağlığı. Kendine bir kadın buldun sanırsın köpek balığı. Benim gibi bir alır.
emredim maalesef. Kendime bir kanıt buldum sanırsın köpek balığı. Yine boşanmaz yancıcı. Evet kızım. Şimdi de bir arkadaş tavsiyesine uyalım dedik. O iş yerindeki arkadaş bir de seni evlendirelim dedi. Şimdi de arkadaş tavsiyesiyle evlenmeye karar verdim. Arkadaş tavsiyesini izliyoruz. Ya arkadaş, sen şimdi evlilik kurumuna karşı mısın? Yok ya, ne karşı olacağım da. Artık korkmaya başladım ben bu evlilik işinden. Abi, hepsi aynı değil ki. Bak, tanıdığım bir matmazel Elektra var. Allah Allah, kimmiş bu Elektra ya? Tam korkma, şunun yanı. Beni de o evlendirdi. Hayrına. Hayrına değil. Elinde de bir hanım varmış. Gerçek. Şey, tam sana uygun. Yani nasıl bana uygun oluyor mesela? Yani zengin, namuslu, kültürlü. Nerede bu Elektra? İşte biliyor şimdi. Tam işte burada. Selamlar Hasanlar. Ben hoş geldiniz. Tanıştırayım. Matmazel Elektra, arkadaşım Ziya. Memnun oldum efendim. Ya. Ah Nurimu. Buyurun efendim. Bir şey içer misiniz? Teşekkürler, işime gelir. Ha. Bir arkadaştan bahsetmiş. Galiba arkadaşım. Evet, ismi Sedef. Sedef. Evet, çok güzel değil. Evet, güzelmiş de. Şimdi nasıl bir hanımefendi bir tanıtabilir misiniz? Biraz bize bilgi verseniz. Süper aristokratik bir familyadan geliyor. Anlatmadı. Ziya'yı anlattın mı? Anlattım Kasa. Söyledim hepsini. Yani hani biraz dar gelirli olduğumu, hani bir ayağımın aksadığını biraz. Söyledim canım. Anlattım hepsini. Peki ne zaman tanışabiliriz biz bu? Sedef Hanım. Burada mı? Evet. Gelin Sedef Sil. Beni seyyar satıcılığa başlattı. Bir para kazandım, sormayın gitsin.
sordum bile. Erbil elektriği 3 maymun kafayı açtım arkasından. Görmedim, bilmem. Sorma, söylemem kızım. Maşallah, sırada kim var? Sırada Neriman Hanım'da efendim. Peki, bu Neriman Hanım nasıl birisi? Kızım, Neriman Hanım iyiydi, hoştu ama... ...fındır fındır, şındır şındır, her taraf oynardı. Mutfakla bile dapt edemezdi, her taraf. Kıkırdamadan, fingir demeden, kıkırdamadan duramaz mısın yahu? Ben kalender beşirim. Hayatım, Allah beni böyle yaratmış. Sen de mezar taşı gibi insansın canım. Yahu yapma, yapma bak. Kıvır kıvır kıvırıyorsun. Süzüm süzüm süzülüyorsun. Yolda yolda böyle cilveler döküyorsun. Yahu insanları baştan çıkarıyorsun. Yapma gözünü seveyim ya. Hay Allah, hiç farkında değilim. Nasıl farkında değilsin ya? Ya kaç tane erkek umutlanıp peşinden geldi. Hoş, umuttan başka bir şey vermiyorsun ama olsun ya. Hayatım, benim yaratılışım böyle, ne yapayım? Ne mi yapayım? Ne mi yapayım? Bak, kırım kırım kırılma. Süzüm süzüm süzülme. Öyle yürürken cilveler dökme. Az ağırbaşlı ol, az akıllı ol. Milleti baştan çıkarma ya. Hayatım, benim içimde bir kötülük yok ki. Ha biliyorum, içinde bir kötülük yok da kimse senin içini görmüyor. Herkes böyle dıştan görüyor ya. Yasam, salata yasam, benim olasam. Domatesli yasam, salata yasam, salata yasam. Elim
bütün bu işlerin haberi yok. Hala telefona bakar. Uyuz eşek gibi sarmış. Ne yapıyorsun sen orada? Hiç bir şey yapmıyorum hayatım. Niye bakıyorsun niye? Bir şeye bakmıyorum. Ver. Ha, şifre de koymuş. Hangi parmak? Bu değil. Bu mu? Ha. Utanmaz. TikTok'lara mı bakıyorsun? Allah Allah. Hayatım bak şimdi. Eğer sen bu kıskançlıkları bırakmazsan yürütemeyiz. Ay ben mi seni kıskanıyorum? Ay gülerim bari. Uhuy. Seni kıskanacakmışım be. Ay ay. Ne oldu? Söyle bakalım. Baktığını itiraf etti. İçin ne? İtiraf et. Ediyorum. Peki. Bunu sayın. Baktım ulan. Baktım be. Oh be. Ona da baktım. Oh iyi ki bakmışım be. Sor. Niye baktın be? Sordum. Neden baktın? Evde gül gibi karın dururken kızdım bana. Güzel. Çekiciydi. Sevsiydi. Baktım ulan. Baktım be. Bakmaktan kendimi alamadım. Baktım of iyi ki bakmışım. Oh canıma değdi. Oh iyi ki baktım. Bak bak sen ben de bir gün annemin evine giderim de görürsün. Başladılar gene. Kadını öldürecek. Üst komşu feci de ölüyor. Bir baksan mı? Bakınca... Ay sen yok sen bakma. Bakma. Yürü karakola. Bakma sen. Yürü. Git, ben gidiyorum karakola. Yürü. Tamam. Önüne bak. Tamam. Bekçi bey. Ya ne oluyor bu? Bekçi bey bir bakar mısın ya kardeş? Ya. Ya biz şurada üst komşu karısını dövüyor da. He. Hangi kimin karısı? Karı, kendi karısı. Ya günlü karısına biz ne yapak peki? He. Senin benim karıyı dövse başka. Hem mi karı kendi karısı? Buna biz bir şey yapamayız. Ama karısı imam nikahlı. İmam nikahlıysa hiç bir şey yapamak ya. Olmuyor mu bir şey? Olmaz. Ha. Ne yapayım ben? Karakola git. Karakol. Burada, ne taraftaydı karakol? Şurada. Burada mı? Tabii. Karakola gidiyor. Tabii. Şikayet edeceğim. Evet. Edeceğim. Benim maaşım. Tamam, hep oldu. Hep delilerle biz olmuştuk. En iyisi artık karakola anlatalım de. Ben gene almamış bu maçı yani. Selamünaleyküm. Ben iki buçuk istedim. Hangi maç o? Fenerbahçe Çaykırmızı. Çaykırmızı. El yapma derdi. Ya şey diyeceksin bana şuna bak, konsere bakmışsın mı? Konser yok bu saatte. Derdin neyse. Bana söyle. Tamam. Söyle mi? Söyle. Şurada ben şey... Manolya apartmanı. Ne var ya? Şey, Manolya apartmanı doğru. He. Bizim üst komşu... Evet, karısını dövüyor değil mi? Evet, karısını dövüyor. Biz kendi familyasına ne yapabiliriz? Kendi ama öldürecek kadın ya o. Aa, bir dakika, o zaman iş başka. He. O zaman yaz anlı gelir teslim olur. Ya kaçar. Ya da biz yakalarız ya da yakalayamayız. Geçiyor. Yok. Kendi konumda. Gidiyorum. Görüşürüz. İyi nöbetler. Dikkat et. Alt mı devşin ya? Kesin alt. Yürüttüden belki. O da rahatsız oluyordur belki. Tak 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 Şanti Bey. Şanti Bey ben Ziya. Enchanté! Enchanté ayol vay ziyade için! Erkek ayol vay için yok yok vay! Şey diyecektim, Şanti Bey. Diyecektin vay! Sizin şu karşı komşu, ya kadın çok kötü dayak yiyor, adam dövüyor karısını. Ay Ziya Beyciğim! Karısıdır. Ne isterse, nasıl isterse... Öyle yapar değil mi ayol? Ama biz şimdi alt katta oturuyoruz ya biz. Ziya Beyciğim! Ay karısıdır. Sever de, döver de. Ay öper de değil mi ayol? Ay kusura bakma ben rahatsız etmedim. Ziya Beyciğim. Bir çay yaptım. Gerçek. Tavşan kan ayol.
Ağzına layık. Ay içim boş oldu çocuğum. Valla karnım da aç. Yiyecek de bir şeyler var mı ya? Olmaz mı ayol, olmaz mı senin için? Saçım kurabiye. Tatlı var mı? Ay en sevdiğim. Ne? Göğüs. Ne göğüsü? Tavuk göğüs var. Ay. Gelmişsin. Valla canım da çekmedi. Ama ya, hanım bekliyor canım be. Hanımla bir gün gelsek bir sonra. Ay hanım 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 hanım. Hanım 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 hanım. Ay nedir bu ayol? Erkek adamın karıyla kıza ne işi olur? Erkek adamın... Doktor, komşu! Komşu! Ne var be? Sesler geliyordu buradan da. Geliyor! Kim? Biri bağırıyordu. Ben bağırıyor! Aynı emreğim düştü. İmdat diyordu biri. Ben diyordum imdat! Yardım istiyor musunuz? Yardım edelim. İstemiyorum. Niye? Bu halinize böyle ne oldu? Hocam neymiş? Ne? Hem sever hem de öl. Hem de öl var ya sen anne. Ne bağırıyor o zaman? Allah! Ay! Ay kalbim koptu! Allah! Ay! Ay geldin mi ya? Geldim. Ne yaptın? Oo, herkes ne diyor biliyor musun vallahi? Sana ne diyor, kendi ailesi diyor. Sen karışma diyor. Allah! Yoksa o kremçen diye komşuya girmiş eve çıktın! Yok, vallahi bir şey yapmadık ya. Kapıdan sadece. Ne yaptın? Nerelere gittin? Neler yaptın? Kimlerden konuştun? Anlatayım peki. Aaa! Komşular! İmdat! Can kurtarayım mı? Ya hazır kalmışken bir şey yok. Vallahi öldürecek kadını. Diyeceğim. Kendi familyasından, kendi ailesinden. Begim, biz ne yapak? Kendi familyasıdır beyefendi. Aile arasına girilmez. Biz ne yapabiliriz? Anşante. Remşante. Helalidir beyefendi. Nerede isterse, nasıl isterse öyle yapar değil mi? Ayol, kocamdır. Döver de, sever de, oynatır da. Anlatmadım ki. Evet doğru. Bak şimdiki eşimden hiç ayrılmayı düşünüyor mu? Ya ne memnunsunuz. Yok kızım buralar yok inşallah. Neler çektiğimi bir ben bir de Yüce Rabbim bilir. Boşanım o zaman Ziya Bey. Yok kızım ben de işim iyice öğrendim. Her evlilik arkasın yeni gelişini mumla aratıyor kızım. Mumla aratıyor eskisini her evlilik. Peki anlıyorum. Son eşinizle evleneli ne kadar oldu? 30 Haziran gelince kızım tam 42 yıl olacak galiba. Ah. Ziya Bey'in eşin yeni eşini hatırlar. Ah kızım bir de yüzüm ülse. Kıskanç kızım korkuyor, korkuyor. Yılandan korkar, fareden korkar, kediden korkar. Zıkkım bir benden korkmaz. Güler Hanım'la her gün vapur gezisine çıkarlar istiyoruz. Geç kalacaksın çok zaman. Düşünme sakın, olma pişman. Yalnız kalmaz hiçbir yerde. Vakit yok gibi kalıyor artık. Bu gemide ah ben de olsaydım. Açık denizlere yol olsaydım. Buz gelir mi her şey inan bana. Yeter ki ben sana varsaydım. Sor
dünyada her şey peki de yine Avrupa sen sağ işliyor kötü. Vakit yok gibi kalmıyor artık. Bu gibi cahette olsaydı, açık denizlere yolsaydı. Buz gibi bir her şey inan bana, yeter ki ben sana baksaydım. Güzeldi değil mi? Ne eğlenceliydi. Maşallah çok eğlenceli. Neresi güzeldi? Dibelerinden gemi batacaktı. Ya dans etmeli gemi mi batar canım? Batıyordu işte. Görmüyor musun? Gemi bir şey gibi sallanıyor böyle. Nasıl sallansın hayatım? Baksana deniz çarşaf. Çarşaf. Bu ışık çarşaf. Burada da tabur gibi böyle bir hüle sallanıyor. Ne güzel işte bak böyle dalgalarla hop iniyoruz. Hop çıkıyoruz. Ne güzel. Zaten benimle dalga geç. Anca benimle dalga geçeceğiz. Korkuyorum diyorum. Korkacak bir şey yok. Baksana herkes sakin. Hiçbir şey yok. Korkuyorum diyorum. Siyerde hep benimle dalga geçiyorsun. Ya bak ne güzel kuşlar uçuyor. Martılar var. Beni kuşlar diyor. Martılar diyor. Ben diyorum. Korkuyorum Siyah. Korkuyorum. Çaylar. Çay. Haklı ya. Haklısınlar çay. Yandım. Ne? Soda. Ablamı kara al. Ablamı yakışıklı. Çekil şuradan! Bir şey! Çay, ısmarla. Sıkkı be Ziya! Ben batıyoruz diyorum bu çayla. Ziya. Efendim? Bu geminin sesinde, bu vapurun sesinde bir acayip bir ses. Ablacığım abiciğim. Şu elimde görmüş olduğunuz jilet bütün günler kullanılmakta. Galatasaraylı Hacı, Fenerli Alex, ününü bu jilet sen de kullan, ününü aklı. Aman dokunma, aman. Yok. Çekil şuradan be! Ziya! Efendim? Sen kullandın mı o bir şeyle? Yok ben. Aldırıyorum. Allah cezanı versin Ziya. Ziya, bu sesi duyuyor musun? Evet. Ne sesi? Zıpkı mı kökün? Dikiş makinesi! Ne sesi olur Ziya? Bak burada ne sesi olur? Vapurun sesinde diyorum, pervane kırık. Hayatım bak geminin çarkçısı var, kaptanı var. Yani haberler olmaz mı ya? Bak herkes sakin, onlarda da bir şey yok. Ay haberleri yok çünkü hep pervanesi kırık gemide. Bak diyorum diyorum Ziya. Kaptan! Diyecek ben! Al işte. Ablalar sen al çünkü. Ay bu eksik. Şu elimde görmüş olduğunuz balon. %100 Japon mu? Aynı zamanda %100 Çin malı. Bak bunu Amerika'da NASA'da kullanıyor. Alamanya bir BMW'de kullandı. Bak şimdi. Bu BMW'ye ayrı bir özellik kalmıştı. Bak şimdi bu böyle. Evet. Sus lan. Bu böyle öptüğünde uzaya kadar çıkar. Bunlar batan geminin... Allah'ım batıyoruz dedi ya. Duydum onu batıyoruz dedi. İmdat batıyoruz. Titanik gibi Ziya batıyoruz Ziya. Batıyoruz dedim. Annelerimize ayrı bir sevgiyle, sadakatle bağlıyız.
Şimdi karılarımızı da annelerimizin yerine koyaraktan onlarla başarı elde etmek isteriz. Ama öyle erkekler bilirim ki başarımı karıma borçluyum deyip haftasına boşanırlar. Peki demek siz de o zaman. Yok kızım. Ben gerçekten bu başarımı karılarıma borçluyum. Bu topal hayatta, bu yaşta ben bu yarışı zor bitirirdim kızım. Bir baktım hayatıma giren bütün kadınlar beni kovalıyor. Ben kaçtım onlar kovalıyor. Bir baktım birincisin dediniz, madalyayı boynuma taktınız kızım. Ben değilse bana kalsa daha çok kaçardım kızım. Bak kızım, biraz önce anlattım. Biz erkeklerin içindeki o çocuksu duygu olmasa dünyada bütün evlilikler çok kısa sürer. Bütün kadınlar işlerindeki fırtınayı dindirmek için erkeklerin limanlarına sığınırlar kızım. Genç siyaya gelince ben bu ilçede bir hatiptim. Çıkar kürsülerde konuşur kendimi dinletirdim. Ama şimdi bu seyirciye bir nutuk atmaya kalkayım, beni kızım burada 10 kişi ya anlar ya anlamaz. Neden? Kuşak meselesi kızım. Kurşun kalemle eğitim yaparlar. Bilgisayar çağında ne idarecilik yapabilir, ne de o insanlarla aynı masaya oturabilir. Atatürk bu ülkeyi gençlere emanet etmiş. Ben de bu ülkenin gençlerine saygılıyım ve sadakatliyim. Şimdi ben genç yaya ne desem bir kulağından girer bir kulağından çıkar kızım. Çağıralım genç yayı kendisi konuşsun kendisi söylesin. O zaman genç yayı sahneye davet ediyoruz. Bravo. Bu aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Benim söyleyeceğim başarılarımızda da, başarısızlıklarımızda da önemli olan birbirimizin yanında olmak, hep birbirimizi desteklemek. Bütün söyleyeceklerimiz bu kadar. Eğer bir suçu izah ettiysek, affola. Sayın